Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karışalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız. Kanalımızı da kıtanlar ekranımızı olsun. Japonya Xitayning tahdidiga qarshi mudofaa chiqimini oshirishda rekord yaratdi. Yaponiya davlat mudofaa hamkorligi iqtisodiy qo'zg'otish planini qo'shish orqali mudofaa chiqimini oshirish jihatida rekord yaratdi. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Yaponiya hukumatı davlat mudofaa xarajatini kam deganda 770 milliard yenga, ya'ni 6 milliard 740 million dollarga yetkazishni planlagan bo'lib, bu juma kuni bekitilgan iqtisodni qo'zg'otish planining bir qismi ekan. Bu summa 2019 yildagi 430 milliard yenlik ustunlama hamkorligidan mo ko'p bo'lib, mudofaa hamkorligi bo'yicha eng yuqori summa ekan. Navbatda Yaponiya, Amerika, Angliya, Avstraliya va G'arbning boshqa ittifoqdoshlari Xitoyning Osiyo-Tinch okean rayonidagi harbiylashtirish holatiga o'xshamagan darajada inkas qaytirgan. Bildirilishicha, Yaponiya davlat mudofaa vazirati o'zining ko'rinmas kurashchi ayroplan ishlab chiqara oladigan saviyaga yetishni ve başkurulduğun bombanın musafisini 1000 kilometreden aşırışını ümit kıldıken. Şunun bilen birge, Japonya yana tor, hava boşluğu ve elektronluk uruş iktidarıgı igi buluşunu planlıgan. Japonya yana Avustralya ve başka ittifaktaşlar ve dostanı devletler bilen bulgan münasifetini küçe yetişini planlıgan bulup, Shinzo Abe bugün Avustralya akıl ambri tarafından uyuşturulgan tor söhbet yığınıgı katnaşkanda bularını oturgu koygan. Gerçi Shinzo Abe ötken yılı başministerlik vazifesinden istifa bergen bolsa mı, onun Liberal Demokratçılar Partisi'deki tesiri küçülük iken. O söhbet yığınıdaki sözüde künsürü iğırlaşıvatkan rayon bihaterlik muhitini közü tutkanda, Japonya Avustralya iktirap bihaterlik ve mudofaa hemkarlığını yeni bir baldakı kötürüşe gerek degen. Shinzo Abe yana Japonya'nın Amerika, Angliya ve Avustralya Katarlık AUKUS bihaterlik şirikleri bilen suni idrak, tor iktidari ve kivant teknikisi cihette hemkarlaşı kereklikine oturgu koygan. AUKUS gelişimi növette Xitayının rayondaki herbi küçünün eşşiğe karşı inkas deb karalmaqta. Xitay Uyghurlarını terörçü görüstüş arqılıq cinayetlerini perdazlaşqa urundi. Xitay Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini yuşuruş üçün karallik devamlaştırıp kelibatkan Şarkı Türkistan'a alaqadar akbarat ilan kılış yığanının bu qetimliqada atalmış terörlük vaqaları haqqıda toxtulup, xalqaranın hisdaşlıqını qozğaşqa urundi. Atalmış Uyghur Apnim rayonu dairleri 17 noyabr Beyjan'da Şarkı Türkistan'a münasifetlik meseleler haqqıda 60. qetimlik akbarat ilan kılış yığını aşqan. Yığında Xitayının atalmış terörlükü karıştırış ve asabilikini tügütüş namedeki hareketleri başlayma kılıngan bulup, terörçilerinin ve asabiylikning ziyonkeşligiga uchurdi deb da'vo qilingan bir necha kishini sin orqali yolg'on guvohlik bergizgan. Atalmish Abdunum rayonlik partikum tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Shuguishan Sharq Turkistonning navbatdagi realligini butunlay bormalab, xalqaro terrorlikka qarashtirish prinsipida ching turdik. Qonun bo'yicha idora qilish usulini qo'llanishda ching turdik. Asabiylikni tugutishda ching turdik. Terrorizm va asabiylikka zarb berish hargizmi ma'lum bir millatga qaratilgan emas deb bildirilgan. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jawli Jammo tunugun o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida mazkur yig'inni maxsus tilga olib turib, Xitayning Sharq Turkistondagi bastur siyosatini yana bir qatam oqlashga urinigan. Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitay doiralari 2014 yil 28 iyul Yakanning Ilishqo yesida yuz bergan qalliq voqeani nuqtaliq tilga olgan bo'lib, atalmish ziyonkashlikka uchragan Xitay fuqarolarini guvohlik bergizgan. Halbuki ilişki qırğınçılığı yezilik çarlaş atırtının Ramazan ayda teravih namazı uquvatkan ayarlarını tutkun qilishi sebeple yüz bergen bolup, aynı vaqtı Yakanın ilişki ve Xandi yezilirdeki xalq Xitayının bu hareketidin qattıq gazaplanıp, umum yüzlük karşılığı ötken. Aynı vaqtı Xitay dairleri hükümet kadirleri buluşudun qat'i nazar barlıq uyğurlarını etiş buyruğu çüşürgen. Bu sebeple nurgun yezi kadirlerimi etip öldürülgen. Xitayın barlıq uçurlarını qattıq kontrol qılıb alğanlığı sebeple ilişki qırğınçılığı da qançılık uyğurunun öldürülgenliği haqqıda iniq məlumatqa erişiş qiyin ekan. Ama qırğınçılık yüz bergen məzgillerdeki əhvallarını bildirgan bir qısım guvahçılar aynı çağda şehit qılınğan uyğurlarının mingdin aşırğanlığını bildirgen. Bazı xalqaralıq axbarat vasitleri öz vaqtida öldürülgen uyğurlarının sanını iniqlaşqa urunup baqan bolsa mı, ama Xitayın çekilmeleri sebebidin bu haqda hiç qandaq neticege erişelmegen. Mezkur qallıq vaqa jarayonida 4 kanitda qallıq qırğınçılıq yüz bergenlikka sebeplik yerlik ahaliler qorqqanidan uzungıcı tala tüzüge çıqalmagan.
Xitoyning Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamash, irqiy qirg'inchilik yurgizish qatorliq jinoyatlari xalqaro jamiyatga oshkorilinib, kuchli kun tartibda turayotgan bir paytda Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari bu qatimliq yolg'on tashviqotlarda Uyg'urlarni terrorchi, o'zlarini ziyonkashlikka uchirg'uchi qilib pardozlash orqali Sharq Turkistondagi terror siyosatini yo'lliq ko'rsatishga va xalqaroning hisstashligini qo'zg'ashga urinigan. Amerika Xitoyni diplomatik boyqut qilishni planladi. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligi sababli Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boyqut qilishni o'ylashayotganligini bildirdi. Yevropa xabarlari to'rining 18-noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Biden Kanada bosh ministri Justin Trudeau bilan o'tkazgan ikki taraflik uchrashuvdan ilgari muxbirlarga Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boyqut qilishni o'ylashayotganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Biden muxbirining Amerikaning Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boyqut qilmoqchi bo'lganligi haqidagi savoliga javob berib, "Ha, biz shunda qilishni o'ylashyapmiz" degan. Washington pochtasi gazetasining 16-noyabrdagi xabarida ham Baydenning kishilik huquq tafsandichiligi sababli Amerika hukumat amaldorlarini Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashtirmaslik usuli bilan Xitoyni diplomatik boyqut qilishni planlaganligini xabar qilgan. Boshqa xabar manbalarida bo'lsa, bu qarorning texi rasmiy e'lon qilinmaganligi, Baydenning oy oxiridan burun bu qarorni tasdiqlashini umid qildiganligi bayon qilingan. Bu navbatlik qishliq olimpik tanarkat musobaqasi 2022-yil 4-fevraldan 20-fevralgacha Beijingda o'tkazilgan bo'lib, xalqaroda Beijing olimpikini boyqut qilish sadolari davomli kuchaymoqda. Litvaniyada Tayvan vakolatxonasi rasmiy ochildi. Tayvanning Litvaniyada turishliq Tayvan vakolatxonasi 18-noyabr rasmiy xizmat boshlagan bo'lib, bu Yevropadagi tunji qitim Tayvan nomi bilan ochilgan vakolatxona bo'lish sifati bilan Xitoyni qattiq bearam qildi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Tayvan tashqi ishlar ministrligi 18-noyabr tushdan keyin bayonot e'lon qilib, Litvaniyadagi Tayvan vakolatxonasining rasmiy qurilib, ishga kirishtirilganligini, buning bilan ikki tarafning aloqa va hamkorligida yangi sahifa ochilganligini, bu ishxonaning hozirdan boshlab Litvaniyaning konsulxona mulozimatini o'z ichiga olgan butun ishlarga mas'ul bo'ladiganligini bildirgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi bu haqdagi bayonotida Tayvan va Litvaniyaning yerim o'tkazgich, lazer nur va pul muomila texnikasi qatorliq har qaysi sohalardagi hamkorligining zo'r yushirin kuchga ega ekanligini, ikki tarafning o'rtaq yadrolik qimmat qarashi asosida do'stlikni ilgari suradiganligini ta'kidlagan. Tayvan tashqi ishlar ministrligi yana Twitter hisobida mo yozma yo'llab, Litvaniya hukumati va dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlarining Litvaniyada Tayvan vakolatxonasi qurishni qo'llaganligiga rahmat aytgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi tunugun bu haqda bayonot e'lon qilib, qattiq noroziligini bildirgan va Litvaniyaga tahdid selib, bu masalaga qarata tadbir qo'llanganligi kelib chiqqan barliq natijaga Litvaniyaning mas'ul bo'ladiganligi haqida jar solgan. Tayvan hukumati bu yil 7 ayda Litvaniyada vakolatxona quradiganligini e'lon qilgan bo'lib, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen ayni vaqtda vakolatxona ta'sis qilishning muhim diplomatik bo'sish ekanligini, ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatning yana bir qadam ilgirlaydiganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Navbatda Litvaniya mo Tayvanda iqtisod va savdo ishxonasi qurishga tayyorlik qilmoqda ekan. Xitoyning kunsiri kuchayotgan diplomatik hujumi ostida hozir Tayvan bilan diplomatik munosabati bor davlatdan 15 yil qolgan. Ammo Tayvanning nurg'un davlatlarida vakolatxonasi bor bo'lib, ularning hammasi Taybey nomida atalgan. Xitoy diplomati yadro suvosti paroxoti masalasida Avstraliyani aybladi. Xitoyning Avstraliyadagi diplomatiya amaldori Avstraliyaning yadro suvosti paroxoti kelishimiga imza qo'yganligini Avstraliya palti pichoq o'ynatquchiga aylinib qoldi deb aybladi. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Avstraliyada turishliq bosh elchixonasining vaqtliq vakili Wang Shining muhofizachilar gazetasining ziyoratini qabul qilib, Avstraliyaning Amerika va Angliyaning texnikasi bilan kam deganda 8 yadro energiyalik suvosti paroxoti ishlab chiqarishni planlayotganligini, buning Avstraliyani tinchlikni qo'g'dig'uchi emas, palti pichoq o'ynatquchiga aylantirib qo'yganligini bildirgan. Wang Shining yadro suvosti paroxoti kelishimi Avstraliyaning tinchlikni suydigan nomiga ziyon yetkazdi degan. U so'z yana Xitoylarning Avstraliyani tinchlikni suydigan davlat deb qaraydiganligini, ammo hozir kishilar yadro energiyalik suvosti paroxotining yiroqdagi nishonlarga yiroq masofalik hujum qilish uchun ishlatilganligini bildiganligini aytgan va undaqda sizlar kimga hujum qilmoqchi deb savol qo'ygan.
O sözünün ahırda Xitayının təşəbbüskarlıq bilen iki devlet otursidiki söhbətinin toxtalışığı səbəbçi bolmaydıqanlıqığı işaret qilish bilen birge, hərbi toqunışqa arlaşış qatarlıq işlerge təvəkkül qilishinin yuqur derecelik söhbətki payidlıq mühit yaratmaydıqanlıqını bildirgen. Bu yıl 9 ayda Angliya, Amerika ve Avustralya AUKUS namlıq yeni bihaterlik həmkarlıq münasibeti ornatqanlıqını elan qılgan bolup, bu aqtiki bayanata Amerika bilen Angliyanın Avustralya Deniz Armiyesinin yadro energiyelik su asti paraxotığı igi buluşunu kollaydıqanlıqı, müdafiye kelişiminin yana tor iqtidari, süni idrak ve koşumcu su asti paraxoti iqtidari qatarlıqlarını mı öz içige aldıqanlıqı oturgu koyulgan idi. Mezkur bihaterlik hemkarlık kelişimi Xitayının künsiri küçüyüvatkan zomigerlik ve kengaymiçilik kılmıştırıgı karıştırış üçün tüzülgen dep karılıp gelmekte. Hürmetli televizyon görücüler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleştirmeye köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.